Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün belki de Türkçe rap tarihi için geç kalınan bir hamleyi yapmak üzere Berkcan kardeşiniz. Helal lan, sen yapardın. Berkcan kardeşiniz bu hamleyi yapıyor arkadaşlar. İlk defa bir radyoda Türkçe rap yayını olacak. Nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Umarım güzel olur. Umarım güzel olur. Bence ateş. Umarım güzel olur. Bak figüranım. Her videoda figüranım. O da desteklemeye geldi. Yani arkadaşlar sonuç olarak biz bunca senedir rap müzik dinliyoruz ve radyolarda full cukka cukka cıstak cıstak müzikler çalıyor. Yani hiçbir şekilde bizi yakalayamayacak müzikler. Tabii ki de kitlesi var. Eğer ki bir Seat Leon'unuz varsa bu tarz S virajlarında cukka cukka müzikler dinleyerek. Benim için ben yaklaşık 2-3 senedir hiç radyo dinlemiyorum çünkü hiç benim istediğim bir şey çalmıyor. Keyfim yerine geliyor. Bugün de cidden Türkçe rap tarihi için. Ya çok önemlidir, önemli değildir ama en azından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten Türkçe rap'in bu kadar yok uyuşturucu müziği, yok bu müzik, yok sürekli aşağılandığı bir dönemde böyle bir şey yapmak beni cidden mutlu edecek. Buna da inanıyorum. Ben Fero, DJ Arts ve Boogie ile 1-1,5 saatlik bir program yapacağız. Aynı zamanda benim kendi Twitch adresimden de canlı bir şekilde yayınlanacak. Ben de İlk defa böyle bir radyoculuk deneyimi yaparken neden bunu videoya çekmedim? Cidden çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ya Orkun Işıtmak heyecanlandı. Orkun Işıtmak evet. Ünlü olmasına rağmen filmde oynadım. Anne ünlü oldum. Ulan yeter be kardeşim. 2,5 milyon takipçim var. Yani. Virgin Radyo'ya da bize böyle bir şey yapmamızı fırsat verdikleri için teşekkür ediyoruz. Yoksa ben zaten Twitch kanalımda yapardım yani. Kaç kişi dinliyor ki Virgin Radyo'yu? Burada böyle bir reji ekibimiz var. Daha böyle yok. Yoklar. Yalan oldu. Şimdi şarkı seçimlerini yapmaya gideceğiz. Sonrasında akış programını hazırlayacağım. Sonrasında konuklarım gelecek. Güzel bir gün olacak. Kendinize iyi bakın. Stay tuned. Sista. Berkcan, bize verdiğin playlisti düzenleyeceğiz şimdi. Yayın hangisine yapalım? Okey. Şu an playlist düzenliyoruz. Anlamayanlar için bir daha söylüyorum. Enes Batur hayal mi gerçek mi? Genel Çevik, Aslı Cinemix, Enes Batur hayal mi gerçek mi? Film orijinal müziğine de çalışacağız arkadaşlar. Kardeşime buradan ciddi selamlar. Yener abiden bahsediyorum kardeşim dedi. Yener abim. Kızdık tırnaklarda. 2-1 komut. Neyim var ki? %60 Türkçe, %40 yabancı çalacağız. Tam tren diyecekler gibi. Niye bu radyolarda hep cukka cukkaya tutuyor bu kadar insan? Şey müzikler. Yanlış adama soruyorum. Ben dışarıda cukka cukka çalan bir adamım. Let's freak it. Oh yeah. O ses peki çok güzel oldu. Geliyor. Ne diyorsun böyle açım? Türkçe rap programına hoş geldiniz. Her sabah böyle bir program yapıp bununla açsam çok keyifli bir program olur. Allah belanı versin. Evet, burada elimde görmüş olduğunuz mükemmel bir ödül var. Bu ödül ne Yalçın abi? Bu ödül Raiden'la 2008'de Liverpool'a gitmiştik. Avrupa müzik ödüllerine katılmıştık. Emre orada Avrupa'nın en iyi sanatçı seçilmişti. Peki niye sen oldun? Yanımızda Double Exile Freshman. Freshman list. Pişti günü. Kardeş gibiyiz baksana. Aynen her şey. Bana sabah dedin ki sarı giyme. Evet. Sarı giyme be. Sana vazgeçtim dedim. Gri de giymez bu çocuk dedim. Burada. Ne oldu? Anlamadık ki ne oldu. Ne oldu ki? Gel otur. Ne yapıyorsun? Logic kullanmayı nasıl öğrendin anlasın? Abimden öğrendim. Abim öğretti. Ototune. Ne tür bilgisayarlar almamızı önerirsin? Vallahi böyle yeni güzel şeyler, sedanlar çıkmış. Ben onları istedim ya. Ne zaman çıkacak bir şeyler? Ya ben de artık hayır, çıksın istiyorum. Sıkıldım yeter. Ben de aynı şeyleri dinlemek istiyorum. Dedeli aynı sürekli aç. Biz de kendi şarkılarımızı Spotify'da dinlemek istiyoruz oğlum. Maile gir falan. Üşeniyorum ya. Yok mu ya yeni şarkıdan bir şey? Acapella. Var. Acapella. Yerimdeyim ulan İzmir güzel bahçe yuvam. Kaşım çıtık elim çizik fizik Süleyman ve yulla bre. Çeker bahçe bura. Gel. Yok ki geri duran bizler hisseleri bulan paso listeleri vuran. Vur ulan vur. Oluyor mu vuralım? Evet şimdi stüdyodayız. Birbirinden değerli konuklarımla mükemmel bir yayın gerçekleştireceğiz bakalım. Ve ah kim geldi? 3 şarkı 27 video. What's up baby? We're doing this. Ve yanımızda yaşlı abimiz.
Okan'ın alacak taksi. Bana bir üşüme geldi. Bir ayak uydurmak için sneaker giydi. Ya bir sürü falan yok ya. Trendlerin şahı ya. Kaç videon trendde? Bu dördüncü. Son dört videosu trendde. Berkcan Yayın'ın son dört videosu hiçbir boka giremedi. Nasıl giriyorsun kanka trende, öğretsene. Kanka ben çok zorlanmıyorum. Video atıyorum ve bir gün sonra bakıyorum trende. Tamam, güzelmiş. Sen neye bak eski dostum? Geçiz. Ototune kullanmayı öğrettik sonunda. Artık güzel parçalar yapacak kendisi diye düşünüyorum. Geliyor bu arada. Radyo baksana, her taraftan kovalıyor ya. Akbil'in boş hakkında ne düşünüyorsun? Fix oradan şey açıyor. Klip güzel. Migros güzel ya. Şimdi yayına başlıyoruz. Hadi ya, hayırlısı olsun ya. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda Virgin Radyo'da ben Berkcan. Türkiye'de çoktan yapılması gereken bir şeyi yapmak için burada sevdiğim dostlarımla birlikte toplandık. Bu senenin en çok dinlenen albümünü yapan, bence Türkiye'nin en başarılı iki producerı bu gibi DJ artık. Biraz öyle oldu ama evet. Teşekkür ederiz öncelikle. Öncelikle nasılsın abi? İyidir, sağ ol, senden ne haber? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve sonrasında da eğer ki XXL Freshman List olsaydı kesin girecek insan. 3 şarkıyla totalde 27 milyon dinlenmeye ulaşan Ben Fero. Merhabalar. Yes sir. Nasılsın Berkcan? Evet. Türkçe rap radyoda dinlenecek. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Nasılsınız öncelikle? Keyifler nasıl? Ortam nasıl? Beğendiniz mi? Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Yani Türkçe rapin bence çok daha önceden çalması gerekirken. Tabii ki de. Kısmet bugüneymiş diyelim. Açız alalım sonra yani mı? Yani bizim için de zaten daha önceden de bir FM station olsa da Türkçe rap çalsa diyorduk sürekli zaten. Artık bizim de Breakfast Club'ımız var. Aynen. Sonunda hep Amerika'da görmek istediğimiz sahneleri burada da görebileceğiz. Peki Arts'la Boogie. İnişli bir çıkışlı bir sene oldu ama sonunda cidden başarıya ulaştığınızı düşünüyorum. En iyi çıkış yapan sanatçı ödülü Ezhel'e gitti. Onun prodüktörleri de sizsiniz. Tabii ki de bu bizim için bir kıstas değil. En azından rap yapan insanlar için mainstream medya tarafından böyle bir şeyin kutlanması. Bilmiyorum nasıl. Öncelikle senin... Serenay Sarıkaya ve Deniz... bir dakika konuşmadım. Bizim için gayet mutluluk verici. Gerçekten 1,5 sene içerisinde, evet yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde Türkçe rapin çok ciddi bir ivmelenmesini görmek. Biz zaten uzun zamandır böyle bir şeyin olacağını... Her ne kadar başka insanlar için hayal olarak gelse de bizim için her zaman inandığımız, ilk günden beri böyle bir şeyin yaşanacağını öngördüğümüz için her zaman çalışmaya devam ettik. Keza da öyle oldu. Hatta şu an bile stüdyodan yeni çıktık yani. Sürekli üretim halinde olmaya devam ediyoruz. Şarkı çıkmıyor. Artık insanlar yoruldu, sıkıldı. Hep bir albüm var, 2 senedir bu albümü dinliyoruz. Müptezel albümü. Cidden. Buğra. Yani. Buğra. Ben işleri geç teslim ediyorum. Sizin için de önemli bir parça olsa gerek. Sonra bu şarkı hakkında da konuşacağız. Dilerseniz Ezhel kazıdık tırnaklarla geliyor. Ya. İşim çok, gücüm çok, uğraşamam egolarla. Evet abi, söz sizde. Müptezel albümü nasıl başladı, nasıl bitti, nasıl bir süreç? Çünkü yaklaşık 4-5 sene süren bir albümden bahsediyoruz herhalde. Müptezel albümünün ilk kaydını aşağı yukarı Ekim 2014'te falan aldık. Benim hatırladığım kadarıyla öyleydi. İlk Esrarengiz parçasını kaydettik. Ondan sonra İyi Bil vesaire. Sonra Ezhel Ankara'ya gitmesi gerekiyordu. Bu kayıtların hepsini İzmir'de yapmıştık. Ondan sonra Ezhel Ankara'ya gitmesi gerekiyordu. Ondan sonra hikaye Boogie. Aynen, zaten İyi Bil, Küvet, Esrarengiz yapılmıştı. Ben de şarkıları biliyordum ezbere. Sercan'la buluştuk. Dedim ki albüm ne oldu? Daha devam etmiyor kanka işte. Öyle bir askıya aldık falan filan dedi. Dedim ya yapsan kült olur. Ondan sonra beraber yapmaya başladık işte. Ama hani böyle single'lar yapıyoruz. İlk şarkı hatta Zihnimiz Özgür'dü. Keşke yayınlansaydı. O da yayınlanacak inşallah. Yayınlanacak inşallah. Buradan da onun haberini de vermiş olduk insanlara. Sonra işte diğer şarkıları da kaydettik. Kültte oldu gibi. Kültte oldu gibi. Oldu. Ne diyorsun, oldu mu? Gibi değil. Oldu. Baya peki oldu. Senin Müptezel albümünde en beğendiğin parça hangisi Fero? Çok güzel soru abi. Teşekkür ediyorum, Derman. Senin Berkcan? Benim İyi Bil ve şeydi ya. Neydi? Nefret. İyi Bil ve Nefret. Bunların ikisi benim favori şarkılarım cidden. Şimdi bir tane şarkıya girelim yine Twitch'te. Bu arada Twitch'te de canlı yayındayız. Twitch eğer ki görseli de görmek isterseniz, stüdyonun gayet güzel bir olayı var bence. Twitch'ten de bizi Fero'nun gözlükleri var. Kelim var. O zaman ne diyelim? Ben Fero 3-2-1 diyelim mi?
Teşekkürler. Teşekkürler. Ben Fero. 3 şarkı 27 milyon. Tekrardan aynı muhabbet. Evet. Ne düşünüyorsun abi? Nasıl başladı? Ben senin daha önce farklı bir iş yaptığını biliyorum. Beyaz yakalıydın. Evet, evet. Öncelikle bu noktalara gelmemde en büyük rol oynayan 4 kişiden 3'ü yanımda duruyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sonuncusu da Ezel. Çok hızlı oluyor. Yetişmeye çalışıyorum. Sadece gerisini getirebilmeye çalışıyorum ama kötü de gitmiyor. İyi gidiyor. Bu şekilde bayağı keyifli, heyecanlı ve de yoğun. Peki yani. Nereden çıktı böyle bir fikir? Hani bir anda mahallemiz esmer gibi bir şey yapma. Bu hayat böyle geçmez dedim Berkcan. Bu hayat böyle geçmez. Ben yani de aynı şeyi söyledim. Hep yapmak istediğim İkiniz şeydi. İkiniz beyaz yakalısınız zaten. Aynen. Evet. Fırsatını anca bulabildim yani. Eskiden. Güzel zamanlar mıydı? Onun da avantajları bence var tabii ki. Bence de vardı ya, ben de yani o kadar da böyle %100 şey evet. değilim yani. Bence ya, onun benim de bu arada amacım oradan çıkmak değildi, bunu yapmaktı yani. Anlatabildim evet, mi? Hani orayla da bir problemim yoktu. Peki neden ben Fero? İsmim mi? Evet. Fero İnsanlar yapayım. Neden kolaya kaçtın falan filan diyen insanlar var. Aslında bayağı düşündüm bunun üzerine. Şimdi bilindiği için akla kolay geliyor olabilir. Fero yapacaktım sadece. Herkes bana Fero diyor. YouTube'a Fero yazınca Sırbistan civarlarından bir kardeşimizi gördüm. O da rap yapıyordu. Kel bana benziyor filan. Bayağı şarkıları da 2-3 milyon Efe. Hadi ya. Onun dedim altında kaybolurum ben. Ice gibi düşün işte. Dedim ne olsun filan, bayağı bir şey düşündüm. En son dedim ben Fero olsun. Ben bu arada pardon lafını kestim. Ben bazen bu ben olayının şey olduğunu düşünüyorum. Böyle ileride belli bir noktadan sonra Lil gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Aynen. Ben Ahmet falan. Aynen, Türkiye'nin Lil'i olabilir ya. Kızıştıracak sorularımız var. Neyi doğru yaptığını düşünüyorsun genel olarak yani? Neyi doğru yaptın da bu kadar? Hani çünkü 4 ay gibi bir süre. Neleri doğru yaptın? Eksiklerin var mı? Nasıl görüyorsun? Kesinlikle eksiklerim vardır. Doğru yaptığımı düşündüğüm şey, kendi imkanlarım dahilinde elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Ve herkese hak ettiği, hatta hak ettiğinden fazla saygıyı göstermeye çalıştım. Bir tek bunları diyebilirim doğru yaptım diye kendi düşüncem. Diğerleri insanların takdiri veya sonuçlara bakarak konuşulabilir yani. Ya peki birçok insan sözler konusunda hani eksiğin olduğunu düşünüyor. Yani eksiğin olduğunu dediğim nokta. Hı hı. Hani diyorlar lirikaliteye ne zaman daha fazla önem verecek? Böyle bir şey olacak mı? Ben çünkü ama yani hani bana göre sözler her kullandığın kelimede bir kitleyi kolayca yakalayabildiğini düşünüyorum. Yani şöyle, şimdi baktığım zaman ben dahi çok bir genel yorum yapamıyorum. 3 şarkı yaptım henüz daha. Yani bu durumda olmak da aslında çok kolay değil. Çünkü hani 3 şarkı üzerinden de bir kimseyi değerlendiremezsin ki. Ama benim bir tek olanım bu olduğu için insanlar bunun üzerinden değerlendiriyor yani. Geliştirebileceğimi düşünüyorum ama ilk etaptaki verdiğim öncelik de çok bunun üzerine değil yani. Bence asıl olay bundan sonra başlıyor senin için. Benim evet. düşüncem bu. Evet. Yani yakında bir çalışman... Solo albüm projem var mı? Ben biliyorum olduğunu ama evet yani. Var. Orada biraz daha lirik kaliteyi geliştirdiğimi düşündüğüm noktalar var. İnsanlar da dinleyince belki farklı yorumlar yaparlar. Herhangi bir tarih verebilir misin? Şu gün drop olacak ya da şu ay. Önümüzdeki ay mümkünse, bir terslik olmazsa. Şubat ayı içinde. Ne zaman ama hiçbir fikrim yok. Şubat ayı. Bu bilgi iyi. Albüm ismine karar verdin mi? Evet. Söylemek ister misin? Orman Kanunları. Gelen birçok da diss var bunun yanında. Evet. Bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Sana birçok insan dissledi. Bir beraber dissledi. Ben de vardım. Evet, evet. Nasibimizi beraber aldık. Sen de ben de beraber yedik diye konuşmuştuk. Yani bir ara iki tane şarkım vardı piyasada. 3 tane şarkıda adım geçiyordu yani. olabilir yani sonuçta. Yani nasıl desem, insanlar sevmeyebilir, kimse sevmek zorunda değil Berkcan ama zamanla yani ben aslında bu işi yapmak istediğimi ve gerçekten sevdiğimi gösterip kanıtlayana kadar, iyi kötülük anlamında demiyorum yani, severek yaptığımı kanıtlayana kadar bunların ileride azalabileceği kanısındayım. Bakalım, yaşayıp göreceğiz, belli olmaz yani. Peki siz bu gibi artı Fero'da gördüğünüz eksikler, Fero'da gördüğünüz artılar, Fero neden Fero? Bunu artsa sorarsan buradan çıkamayız, eksileri bir sayacak şimdi sabah. Yo yani. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. İnsanlar mesela işte benle veya Boogie ile beraber işte Fero ile mesela bir tane fotoğraf koyuyoruz Instagram'a. Hemen insanlar diyor ki işte Fero ile sen rapin katilisin bilmem ne. Yani öncelikle şunu söylemem gerekiyor. İnsanların önce iyi insanlar olması gerekiyor. Fero benim için gayet kafa dengi.
beraber oturup sohbet edebileceğim bir insan yani. Benim teşekkür için müzikten ediyorum önce kardeşim. Müzikten önce gelen böyle bir durumu var. Sen de aynı ondan şekilde. Ondan önce bir arkadaşlık durumu var yani bunun içerisinde. Onun için Feron'un yanında gayet rahat hissediyorum. Gayet rahat hissettiğim için galiba ona acımasız, bazen acımasız yorumlar yaptığım için öyle diyor. Ama ben iyi, sonuçta böyle oluyor ama işte. Ama yani tabii ki de ben yani kötülüğünü düşünerek bir tabii şey ki. Söylemiyorum tabii ki de. Yani yanlış anlaşılmasın. Sonuçta sakın. Tecrübeli her seferinde danışıyorum. Yani sadece şarkı olarak değil, attığım her adımda yani arayıp sorasım geliyor. Seni de öyle. Yani dışarıdan şekilde bakmak yani. Zor. Yani insanın kendisine dışarıdan bakması bence çok zor. Evet, bu konuda evet. Bence kendine çok iyi feedbackler alıp onu da işine yansıtabildiğini düşünüyorum ben. Evet. Bence Fero 27 yaşında rap'e başlamış bir insan olarak zaten şimdi bir hype yakaladı ya. Evet. Yani bundan sonraki 5 şarkısı tutmayabilir. Anladın evet. mı? Ama onun arkasında ya koyduğu ürünün arkasında durursa zaten devamı gelir yani. Yani ilk etapta bu yaptıklarıma yakışır şeyler yapsam dahi kötü olmayacağını düşünüyorum sonuçların. O yüzden ben de o şekilde bakıyorum yani. Peki. Ya bir de şöyle bir şey de var. Ben yani genel olarak sadece Türkiye'deki rap müzik adına değil, genel olarak dünyadaki rap müzikte görmek istediğim şey keep it real. Gerçek olmanız gerekiyor. Aynen, aynen. Gerçek olursanız, gerçekten anlattığınız şeyleri evet. yaşarsanız veya o gerçek enerjinizi evet. mikrofona, klibe, sahneye yansıtırsanız her türlü başarılı olacaksınız. Bence de. Ben de kesinlikle böyle düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var Berkcan. Yani bazı şeyler mesela 27 yaşından sonra iletişim becerilerini çok geliştiremeyebilirsin. Ama müziği geliştirebilirsin yani. Ben kendi kendime bile şu geçen 6 ayda kendimde gelişim görüyorum yaptıklarımda yani. O yüzden ileride gelişebileceği kanısındayım yani. En sevdiğiniz Fero Edlib hangisi? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Edlib'den de bahset istiyorsan. Edlib tam olarak nedir? Yani Edlib dediğin şey aslında teknik olarak senin back vokallerin. Yani evet. Amerika'da kayıt alınırken back vokallere Edlib deniliyor. Bizdeki back vokal kısmına Edlib deniliyor aslında. DJ Art 101 Hip Hop Game. Yani bunu daha baskın kullanan diyebiliriz benimle şöyle, ilgili. Şöyle açıklayabilirim. Eskiden Edlib'ler gerçekten back vokal olarak kullanılıyordu. Ta ki işte Migos ve Future'da gelen bu Edlib'lere yani back vokallerin melodik olması gibi bir kısım var. Evet. Yani o yaptıkları, verdikleri reaksiyonlarda aslında belirli melodiler de var ve onlar akılda kalıcı oluyor. Yes. Ben Yes. İç ulan. İç ulan. Bir iç ulan olabilir miyim? Tabii ki. Müsaade varsa. Üç ulan. Fero sence rapte kalıcı olacak mısın? Çünkü Savcı Boylar vardı. Crank Drill rapler yapıyorlardı. Bir ara piyasayı salladıklarını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun Bugi? Yani aynen bir seferlik bir şey mi bu yani? Yoksa devam edecek misin? Şöyle düşünüyorum. Yani öyle bir müzik türü ki bu. Bir insan çıkıp hepimizi kırıp geçebilir yani. Ama bir süre olacağımı düşünüyorum. Evet. Düşün mesela bu kadar çok yani elimden ortada, geleni yapıp asılmam yani. Ortada 6ix9ine gibi bir gerçek varken. Shakewest diye bir gerçek varken sen hatta. Ama yani. Shakewest eski ya Efe. Onun bayağı bir şeyi varmış eskiden. Yani. Yani evet. Ya ama yeni viral olduğu evet, için. O da çok farklı bir patlama evet, çok ama. Değişik bir şey olmak evet, evet. Tekrardan beraberiz. Konuklarım Bugi, DJ Ars ve Ben Fero. Abi güzel bir şarkı dinledik. Sicko Mode hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence yeni bir trend olacak bu beat switch olayı. Bu sizce beat... o ilk beat'in devamı var mı? Varmış no, zaten. No, prodüktörünün geçen böyle Genius'ta gördüm. Prodüktörü açıklama yapmış. O aslında bitmiş full bir şarkı. Ama yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı, ne zaman çıkacak hiç bilmiyorum. Belki hiç yayınlanmayabilir demiş. Bu beat switch olayı da bence 2019'da çok sıklıkla böyle bir sürü yerde, bir sürü albümde duyacağımız. Benim de böyle yerli yabancı albümlerin birkaç tanesinde böyle stüdyodayken denk geldiğim böyle çalışmaların olduğu işler gördüm. Peki esinlendiğiniz isimler hakkında konuşmak istiyorum ben. Yani hani kimler sizce şu an iyi? Kimlerden hani işlerine baktığınız zaman evet ya bu cidden iyi ve bu beni etkiliyor. İşlerimi de etkiliyor. Kafa yapımı değiştiriyor dediğiniz sanatçılar kimler? Ben bunları öğrenmek istiyorum ve birçok insan da bunları bilmek istiyor. Önce Bugi ile başlıyoruz. Abi şu an Cardo God Wings, Dope by Accident. Ondan sonra. Tamam. Yani bu ikisi şu an benim için top. Fero senin? Future, Migos, 21 Savage, Meek Mill. Almanya var, Fransa var, Young böyle gidiyor. Young Dolph var, Young Dolph olmaz mı? Young Dolph'la yaptığın şarkı fena ağır bir şarkı dinledim. Hayırlı oğret. Ben Top Dog'cuyum abi ya. Her türlü Top Dog tayfası benim top için. Top Dog tayfası zaten. Yani bir de onlarda bir çok böyle hani farklı karakterler ve yaptıkları farklı müzikler, farklı prodüksiyonlar, farklı kafadalar hepsi. Onun için Top Dog'un böyle yani en üst düzeyde hem prodüksiyon hem mühendislik açısından, hem lirikal açıdan, hem görsel açıdan. Senin solo albümün zaten. Hiç featuring yok. Güzel bir spoiler daha geliyor bence. Evet, şu an öyle duruyor. Ya, yani şöyle, ben de spoiler vermesine veririm de şu an olan parçaların nerede
finalize olacağını evet, bilmediğim evet. için yanlış bir şey söyleme geldi. Şu böyle bir parça çıkacak. Koal ekibinde bir de çok net olamıyor. Ezel de burada değişim. Bu, aynen. Bir de Koal mottosu bilmiyorum ya. Evet. Koal'in aynen. mottosu bilmiyorum. Koal'in mottosu bilmiyorum. Ne sorsanız arkadaşlar hiçbir şekilde net bir cevap alamadığınız bir üçlü. Evet. Bilmiyorum. Sürekli bilmiyorum. Peki Alman rapi hakkında konuşmak istiyorum biraz. Ses çok iyi geliyor. Hemen Boogie'ye dönüyorum. Artık Boogie işaret etti. Ya sound olarak bence Amerika'yla kafa kafaya gidiyorlar şu an yani. Hatta sound engineering olarak mühendislik. Engineering olarak da abi prodüksiyon olarak da bence ikisi şu an kafa kafaya yani. Ama şöyle de bir şey var. Almanya biraz daha bu tarafa doğru yani. Hani daha etnik. Aa, evet biraz daha Middle Türkiye. Eastern. Ama yani şu an kafa kafaya ikisi yani. Ama şu an bunu... Ve o dil bariyeri de ortadan kalktı artık yani. İnsanlar hani İngilizce bence olmak de. Zorunda değil bence yani. De. Ototune var, evet. melodi var, kulağına hoş geliyorsa kesinlikle. Dinliyor yani. Evet. Peki bu Türkiye'deki hala kırılamayan bir ototune ön yargısı. Bir kız sormuş bana o elektrikli sesi niye yapıyorlar demiş. Elektrik ses. Elektronik ses ne ya? Ya bunu... işte Sarcan'ın bir örneği vardı. Bunu gitar pedalı gibi düşüneceksin yani anladın mı? Bunu bir... ya bu enstrümana verdiğim bir efekt sonuç olarak yani senin vokaline verdiğim bir efekt. Bunu ister kullanırsın ister kullanmazsın. Bir yandan da rapçiler güzel melodiler buluyorlar ama yani ses olmadığı zaman yapamıyorsun. Bunu uygulamanı sağlıyor yani. Evet. Senin işini kolaylaştırıyor. Adam güzel melodi bulabiliyor ama uygulayamıyor yani. Bunu da ortadan kaldırıyor. Hem şarkı söyleyebiliyorlar hem rap yapabiliyorlar bu sayede. Ya çok kötü bir şeyi çok iyi yapmıyor. Yani böyle bir algı var. Bu böyle bir şey yok. Yani çok kötü olan bir vokal stilini autotune eklediğiniz zaman süper oluyor diye bir şey yok yani. Aksine daha iyi, ne kadar daha iyiysen autotune evet. o kadar daha iyi oluyor i̇yi, aslında. İyi okuyorsan autotune daha iyi duyuluyor. Trap dünyayı ele geçirdi. Yani hani artık bunu herkes kabul ediyor. Artık mainstream'in babası oldu yani bir yerde bir noktada. Çünkü insanlar şarkı çıkarıyor. Lil Pump'tır, odur budur, carttır, curttur. 20 milyon iki günde böyle rakamlar elde edebiliyorlar. Siz trap müziğin daha ne kadar böyle devam edeceğini düşünüyorsunuz? Çünkü arkadan gelen bir Boogie ile bugün konuştuk. Afrobeat Dancehall. Yardır yardır geliyor yani cidden hani ve hani insanları da tutuyor. Çok kolay genele hitap ediyor. Sizce ne olacak? Trap daha ne kadar devam edecek? Bitecek mi? Drill rap mi olacak sonu? Ne düşünüyorsunuz? Ya o hiç belli olan bir şey. İnsanların ne zaman ne seveceği hiç belli olmuyor. Dubstep evet, yani bir anda çıktı böyle 3 yılda yok oldu falan. Ama hani trap bence bir süre daha devam edecek. Daha sonra Afrobeat'e kayacak. Future Bass'lere kayacak gibi geliyor. Evet. Peki Türkçe rap hakkında ne düşünüyorsunuz? Derin bir iç çekti diyeceğim. Derin bir nefes aldı. Hakkında hayırlısı ya Türkçe rap'in. Hakkında hayırlısı. En iyisini diliyorum Türkçe rap'e. Yani iyiliği için bize düşen varsa elimizden geleni yapacağız Türkçe rap için. Evet. Şimdi... Buğra sen Türkçe rap'le ilgili bir şey söyleyecek Buğra misin? Hiç yok ben hiç konuşmayayım. Ne sen sor ne ben söyleyeyim diyorsun. Genel şimdi baktığımızda gelişmekte ama tabii haliyle. Bence de. Hani. Kesinlikle gelişmekte. Benim eksik gördüğüm tek nokta sanatçıların üretim konusundaki azlığı. Yani yavaşlığı mı? Ya, o yurt dışında Migoslar senede 3 albüm, 4 albüm, UFO 3 albüm bir senede. Abi şimdi şöyle düşün, onların çalışma ekibiyle bizim çalışma ekibimiz bir değil. Kesinlikle. Bir şarkıyı 5 kişi prodüktör yani 5 kişi yazıyor üstüne. Ondan sonra yani klipler bilmem neler stüdyolar. Bunların hepsi ekip işi yani. Bu adamların evet. personelleri var. Bu adam yani günde 200 tane buna altyapı geliyor. Birini seçiyor, yazıyor. O yüzden üretim süreci çok daha hızlı bizimkinden. Sizin böyle bir altyapı bankanız falan var mı? Size ya da beatlerini ulaştırmak isteyen insanlar var diye. Instagram profilimizde yazan mail sayfasına mail atarlarsa bize zaten her gün o mailleri gönderiyorlar. Biz de bakabildiğimiz kadarına bakıyoruz. Bu süper iş oldu. Yani Türkiye'de biraz kendi dükkanını açmak gibi Berkcan. Her şeyin başında durman gerekiyor ki iyi bir sonuç alabilesin. Tabii yani bu abi. Benim kendi fikrim. O yüzden Türkiye'de biraz daha vakit alıyor her şey. Biraz daha fazla emek alıyor. Yani yapanlar yok. Yani senin için de öyledir. Yapman sen lazım. Yani videoyu aynen çekiyorsun tabii ama ki, kurguyla de. Da ilgileniyorsun. Tabii evet. ki de. İşte tabii ses ki. Olmamış abi. Aynen. Ya Türkçe rap'te de bence tıkanılan noktanın şu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar belli bir noktaya geliyorlar süper çünkü çok yetenekliler ve çok başarılılar. Ama bunu devam ettirebilmek için yani atıyorum mix'i A kişisine yaptırıyorsan büyüdüğün zaman A kişisinden daha iyi birini bulmaya çalışman gerekiyor. Bu senin için bir zorunluluk gibi bence. Yani bunu hem kendin için yapman gerekiyor. Kazık Tırnaklarının mixini kim yapmıştı? Lex Barkey. Aynen. Almanya'da. Aha. Mesela o şarkıyla Müptezel albümünün kulağa gelişi çok farklı. Çok ciddi bir sound tabii. Farkı yani var. Ben, hani... Müptezel albümü zaten ben sound engineer'ı hani bilmeden yaptığım için
hani evin salonunda yapıldığı için Lex Barkin'in yaptığı çok daha farklı gelir yani. Sercan'a kalsaydı albümü salacak mıydı? Evet evet. Hani gecelerin ama... başında böyle bir kapı sesi var. Çat. Nefret'in sonunda bir kağıt sesi var falan böyle. Birazcık böyle kulak verip dinlediğin zaman çok fazla. Bu arada kazıdık tırnaklarda da şey var. Metronom şey, sesi var. Metronom sesi geliyor arkada. Aynen. Köprüde. Evet. Tekrardan birlikteyiz. Şimdi bu senenin en iyilerini konuşmanın zamanı geldi. Bakalım Art, Fero, Boogie ne düşünüyor? 2018'in sizce en iyi şarkısı. Ben sizden çok merak ediyorum bu yorumları. En iyi 3 de olabilir. Önce Boogie'den başlıyorum. Evet. Boogie. Türkçe rap mi? Bilmediğim yerden geldi şu anda. Bilmediğim yer. Boogie düşünüyor, Fero. Türkçe rapte bir kazılık tırnaklarla bence 2-3'ü düşünüyorum. Art. Ben 2'ye yak yakı koyarım ya. Ben de. Evet olabilir. Ben de kazıdıklar ve yak yakı koyuyorum. 3'ü düşünüyorum ya. 3. Böyle hayır yani şöyle aklıma bir sürü şey geliyor da. Bugün sen söyleyecek misin kanka aklına geldi mi? Aynen sen ilk 3'ün ne? Bunu canlı yaşayan. Valla geceleri kesinlikle söylemek istiyorum. Ama geceler benim 2017. 2017. Pardon. Pardon. 2 sene oldu albümü çıkaralım. 2 senedir ekmek ara. Abi ne abi 2 senedir turnedeyiz hiç farkında bile değilim yani. Mary Jane olabilir ya. Evet. Mary Jane olabilir. Çekmeceden yani. Yıldızlara olabilir. Evet. Çekmeceden Yıldızlara. Bence de çok güzel şarkı. Evet. Peki en iyi beat Türkçe rap'te bu sene. Sonra globale geçeceğiz. Fero sen söyle. Terzi kendi sökünü. Yine o iki şarkı. Yak yak. Yak yak. Kazıdık tırnaklarla. Ben. Bence kazıdık. Kazıdık ya evet. Kazıdık. Evet. Yak yak da onun, kazıdık da onun. Peki kazıdık tırnaklarlayı nasıl... Ben şimdi hani hiç bilmediğim için dışarı. Ben bir göz olarak konuşuyorum. Producerlar beraber çalışırken hani Boogie neyini yapıyor, Art neyini yapıyor? O an ne denk gelirse değil mi ya? Evet yani, evet, yani onun an... bir kuralı yok. Ya yani... kazıdıkta mesela 5 saatte falan yapılmış bir şarkı ve orada hani sample Efe verdi, davulları ben yazdım yani. Hani... O kimyayı yakaladığınız anladım. Anda her şey olabiliyor anladım, yani. Süper. Peki dünyada en iyi şarkı sizce bu sene en iyi rap şarkısı? Çok fazla şarkı var. Hani inanılmaz. Drake'in albümü var, Travis'in var. Black Panther albümündeki neredeyse tüm şarkılar olabilir ya. Evet, cidden Black Panther albümü de bu sene benim en sevdiğim albümlerdendi. Çünkü çok farklı tarzları o kadar iyi. Aynen yani hem prodüksiyon olarak hem engineering olarak. Hem de yani o Afrika Sound'u filmle evet, birleştirmeye evet, çalışmışlar evet. Çok her, güzel her tadı yani. Bulabiliyorsun evet. Yani Seasons diye çok yavaş slow evet. Bir şarkı var. George Smith'in çok iyi bir şarkısı evet. Var. Cidden bence burada güzel. Buradan George Smith'e selamlarımı göndermek istiyorum. Sercan için. Senin için senenin en iyi işi neydi? Bence Travis Scott'ın albümü haliyle de bu albümden bir şarkı. Astroworld, Sicomod diyorsun. Yani Stargazing'de. Ama senin için bir Culture 2 var ama yani. Olmaz olur mu yani? Şimdi ben burada genel bakıyorum. Kendi öznel yorumumu katmıyorum. Yoksa Moro Sport Put that thing on sports. Var yani bir Culture 2 var tabii. Black Panther derim ben de ya. Ben. Düşünmeden. Diyorsun o kadar netsin. Düşünmeden derim yani. Düşünmeden Black Panther. Peki UFO'nun albümü? O Avrupa diye düşünürsek. Ama hangi evet, albümü? Ama global. UFO'nun 808 albümü bence. 808 albüm evet. Bence süper bir albüm. Benim bu sene yani Avrupa sınırları içerisinde dinlediğim en iyi albüm. Kontoş'ta oldu. Özellikle beat konusunda. Bence de kesin. Prodüksiyon olarak, klip olarak. Abi cayır cayır geliyor kulağına. Her vuruş, her kick. Ne, İçim evet. Titriyor resmen. Balenciaga'yı falan dinlerken evet. Yani. Rap ortamının en güzel yanlarını konuşuyorduk. Söyleyebilirim. Söyle o zaman. Yani rapçi olup camiaya girip yapabileceğiniz en keyifli aktivitelerden biri yayınlanmamış şarkıları önceden dinleyebilme önceliği yani. Bence de bu bayağı keyifli bir şey. Kesinlikle. Berkcan mesela kazdık tırnaklarla hikayemiz var efsane onunla. Evet evet. Efe abi bana şarkıyı yollamıştı dinlemem için. Ben de Kadıköy'de arabayla son ses dinliyorum böyle. Kazdık tırnaklarla falan filan bir anda onun yanından geçmişim. Beni arıyor ama ben açmıyorum falan. Yani o an müsait değilim. Ben anlatacağım hiç komik olmadı ama. Ama iyi sana yolluyormuş. Ama yani bir anda düşün kalp krizi geçirdim ben yani. Düşünebiliyor musun? Parçayı yapmışız. Ben bir tek Berkcan'a yolladım. Kadıköy'de böyle şey nedir onun adı? Boğa heykelinin oradan evet. Geçerken bir anda kazdık tırnaklarla çaldı. Şok geçirdim yani. Bu sizin de düşündüğünüz böyle çok iyi gelen çocuklar vardır diye düşünüyorum. Upcoming rapper'lar. Kimler sizin için? Bir tane sen söyle. Bir tane sen söyle. Ben genel söyleyebilirim. MLB'deki gençleri beğeniyorum mesela. Uzi. Direkt GNG yani. Motive. Evet, Misha. Sen?
MOB, Misha. Ya gerçi Misha'yı upcoming demek istemiyorum. Adam neredeyse benim yaşımda da. Mahoji var. Mahoji, evet Mahoji'yi seviyorum. Ondan sonra Motive bayağı iyi. Motive cidden Motive gerçekten iyi. Bayağı iyi yani. Ben Motive'nin evet. Yayınlanmamış parçalarını dinledim. Cidden çok keyifli dinlemesi. İşte gene şeyden evet, faydalandım yine diyorsun. Işte faydalandım. Türkçe rap'in avantajları. Kankam. Motive, Misha, Baneva. Al aklıma gelmiyor şu an yani. O Mahoji'yi bana en son attın mı? Şey işte, ismini söyleyemediğim şarkı var. Tamam, o da bayağı güzel. Felaket artık hiç umurunuzda değil mi? 8 milyon oldu. Elinsaf ne zaman çıkartacaksınız diye sorularda bu konu geliyor. Sürpriz. Bu konu sürpriz. Bilmiyorum. Koal kartımı kullandım, bilmiyorum. Koal kartı kullanılan. Bu arada bir konuğumuz var. Feroli çok seven bir insan. Pascal Numa yanımızda. Kral hoş geldin. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk beyler, nasılsınız? İyiyiz abi, nasılsın? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor bu akşam, ben çok mutluyum çünkü gerçekten ben, herkes biliyor, ben hip hop çok severim ve Türkiye'de şimdi hip hop daha büyüğü yani. Ve en büyük artist bu akşam geldi, bu gece geldim, o zaman mutluyum tabii. Estağfurullah abi, çok teşekkürler. Fero hakkında ne düşünüyorsun abi, çok merak ediyoruz. Ben Fero, bak, büyük sürpriz çünkü sadece öncelikle yakışıklı adam, sportif adam ve video klip, terli pupi, terlik falan filan, mont falan. Parmaklar. Türkiye baba yapma. Peki Fero'nun en sevdiğin şarkısı hangisi? 3-2-1 mi? 3-2-1 var mı? Şimdi tabii ki 3-2-1 çünkü ben Fransa'da bir kızım. Evet. Arabada 3-2-1 de var o zaman. 3-2-1 en... Türkçe biliyor mu? Kızım mı? Evet. Sadece 3-2-1. Ama çok beğendim, çok beğendim. Kral peki beraber bir klipte görebilecek miyiz Fero'yla seni? Bence çok ben güzel. Ben çok pahalıyım ben. Şaka baba. Bizde kırmızı kart yok abi. İstediğin gibi. Daha her zaman istersiniz, buradayım ben. Konuşulan bir Killa Hakan olayı var yılbaşında. Zaten Killa Hakan bunu O Ne Diyor da açıklamış. Ama insanlar bunun üstüne, hani orada konuşan insanlar nasıl oralara geldiklerini bilmediğimiz insanlar. Bomboş konuşup bir şekilde bir algı yönetimi yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ya her şeyi bir kenara bırakalım. Gerçekten 2018-2019 Berlin'inde sokağın ortasında çıkıp nasıl silahla sıkılabilir? Sıkıldıktan sonra bu insanlar hayatlarına bu kadar nasıl rahat devam edebilir? Önce bir sorsunlar, bu kaç yıldır yapılan bir şey yani. Killa abinin, Hakan abinin yaptığı. Ya bu nasıl olabilir? Zaten mümkün değil böyle bir şey olması. Ben artık şeyi düşünüyorum yani. Artık... Bir şey kalmadı. Anlatacak hiçbir şey kalmadı. Bir tek rapçiler kaldı. Rapçiler revaçta. Herhalde bundan dolayı böyle bir... Bence artık buna böyle bakılmalı ve hani o konvansiyonel medyanın baskısına tek bir şekilde tek yumruk olunmalı olduğunu düşünüyorum ben. Killa Hakan konusunda biraz herkes oldu bu konuda bence. Killa Hakan konusunda evet. Oldu ama genel olarak... Yani belli başlı konularda bu böyle olmaya devam edecektir bence. İş gerçekten bence. O seviyeye evet, geldiyse evet, yani evet. Ezel mevzusunda da böyle. Evet, evet kesinlikle. Aynı şekilde işte Killa Hakan mevzusunda da böyle. Ya kendi içlerinde kavgalı ama dışarıya doğru da hep böyle bir aradalar yani, o güzel bir şey. Piyasa büyüdükçe bu iş iyice profesyonelleştikçe ben bu içsel kavgaların da daha çok azalabileceği kanısındayım. Yani diğer ülkelerde bu böyle oldu. Bakalım Türkiye'de ya bunu yaşayıp göreceğiz olursa ama. Olursa da aile içinde kavga her zaman olacaktır ya. Yes. Yani dışarı, önemli evet, olan dışarıya yansıtmamak bunu. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Siz independent artist olarak geçiyorsunuz. Yani bağımsız bağımsız artistlersiniz. Peki label konusunda ne düşünüyorsunuz? Artık bir label'a ihtiyaç var mı? Bence bu algı artık kayıyor yavaş yavaş. Çünkü insanlar bir şekilde kendilerini çıkartabiliyorlar. Artık streaming daha kolay. Plak şirketlere. Aynen. Ya artık bence buna ihtiyaç yok. Label diye bir yani, algıya gerek yok. Yani. Şöyle aslında. Yani label gerçekten sana sahip olmaya çalışmayıp seninle işbirliği yapıyorsa o zaman mantıklı. Mantıklı bir deal geliyorsa hepimiz ona okeyiz. Ama şu an label sadece publisher oluyor ve senin kendin yapabileceğin şeyleri parayla yapıyor. O yüzden bir manası anladım. Yok. Anladım. Mesela Fero'nun label'ı kullanışı bence çok mantıklıydı. Bir şekilde. Evet. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani benim durumumda biri için. Evet. İlk yeni bir şey yapmaya çalışıyorsanız zaten kendinizi o plak şirketine bir şekilde kanıtlamış olmanız gerekiyor ki o insanlar da size bununla ilgili iyi veya kötü bir yatırım yapıyorlar. Bunu yaptıktan sonra gerisi tamamen size kalmış. Yani başlangıç noktasında kesinlikle mantıklı olduğunu düşünüyorum bazı zamanlarda. Kısa süreli olacaksa, bir katkısı olacaksa belki düşünülebilir. Fakat kendinize gerçekten %100 güveniyorsanız, ben bu albümü yaparım, ben bu albüm çıktığında süper olur diye diyorsanız. Evet. Tekrardan Virgin Radio'da birlikteyiz. Çok güzel bir sohbet devam ediyor.
Ve yanımızda Efe Uygaç var. Efe Uygaç hoş geldin. Hoş buldum Berkcan, nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben Efe Uygaç'ın bizim için hazırladığı birkaç hip hop magazin haberleri var. Klasik Efe'nin zaten. İşi bu. İşi bu. Evet efendim, nelerin var bugün bizde? Bugün sizler için son gündem global rap haberlerim var aslında. Süper, bekliyoruz. Sizlerle konuşmak istediğim, siz illaki zaten haberdarsınızdır bunlardan. Tabii ama ki. Sizlerin de yorumlarınızı haberi almak geliyoruz. İstiyorum. Sen o mikrofonu konuşur musun abi? Onu mu konuşayım? Feroy nasıl rahat edersen. İki Efe ortak kullanalım. Aynen, tamam hadi gel. Tamam. Evet Efe, bekliyoruz ilk. Evet, ilk konuşmak istediğim konu aslında Kanye West'le Drake'in Kiki şarkısıyla, In My Feelings şarkısıyla ilgili konular. Konunun biraz background'undan bahsedeyim. Zaten sizler biliyorsunuzdur ama dinleyenlerden belki bilmeyenler vardır. Şu an yayında horn sesi veriyorum. Twitch'te duymayanlar için. Şöyle ki Drake Kiki Duyulan Mı diye bir parça yapıyor. Aynı zamanda Drake'in Kim Kardashian'la ilişkisi olduğuna dair dedikodular var. Kim Kardashian'ın lakabının da Kiki olmasından dolayı Kanye West bu konuyla ilgili sert bir açıklama yapıyor. Twitter'da ağlıyor bir nevi. Evet. Sert açıklama dediğimiz. Kanye West diyor ki, benim Chicago'da Ranita isimli bir sevgilim olsaydı ve ben Riri Duyulan Mı diye bir şarkı yapsaydım, sen kendini nasıl hissederdin? Bunu düşünebilecek kadar zeki bir insan olduğunu düşünüyorum diyor. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ben Kanye West hakkında artık hiçbir şey düşünmemeye başladım. Saldım yani. Ben de aynı o adamın şekilde. Hani artık yoruldum yani. Bugün sen ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne oldu bu adama? Neden böyle oldu abi? Dediğin gibi, bugün dediğin gibi fazla başarıdan böyle olmuş olabilir abi. Veya yani artık yani. Sen ne düşünüyorsun Art? Ya bence zaten şöhretin getirdiği bir travmatik durum, onun hayatında yaşadığı travmatik durumlar hepsi üst üste geldiği zaman böyle bir psikolojik olarak bir kırılma noktası yaşamıştı. Yani 15 Grammy marka yapsın, markası tutsun. Kolay değil. Gerçekten cidden kolay hani değil. Cidden hani başarısını... Zihnin o kadar yoruluyor ki belli bir noktadan sonra. Ben de. Hiçbir şey düşünemezsin. Başarısını yani takdir ediyorum ama hani George Bush doesn't care about black people'dan buraya nasıl geldin be kardeşim? Çok zor, çok zıt bir gidiş yani. Hani bir de Trump'ın... Hani Trump da hani... Ya hani hiç uyuşmuyor kafamda hiçbir şey yani. Kardashian ailesiyle ilgisi olanların biraz hayatında sıkıntılar oluyor. Lamar, ama Travis Scott nasıl yapıyor? Lamar Odom abimiz vardı yani. Lamar Odom da silindi gitti. Yani şimdi. Yani Travis genç daha, bakalım. Lamar Odom neler yaşadı? Kendisi NBA'den emekli olduktan sonra. Otel odasında OD'den. Otel odasında evet yüksek dozda sağlığa zararlı şeyler. Tuz. Evet. Aynen öyle. Evet. Evet. Anladım. Evet Efe, diğer konu. Komadan döndü, ölümlerden evet, döndü. Diğer Lamar Odom eğer iyisen yanındayız bize kardeşim. Bize bir mesaj gönder. Babam hiç sevmezdi Lamar Odom'u. Solak. Öyle bir ilgi var benim. Solak diye ters geliyordu. Senin baba da mı Lakers hayranı? Benim baba milli basketbolcu ya. Hadi ya. Eski, aynen. Benim baba sadece Lakers hayranı. Evet Efe, başka ne sorun var başka, burada dostum? Başka bir de Tekashi 6ix9ine hakkında birazcık konuşalım istiyorum. Onun hakkında biraz artık konuşabilir mi lütfen? Çok merak ediyorum yorumlarını Tekashi 6ix9ine hakkındaki. Yani şu en son yaşadığı olaylardan ya, mı? Ben en son bir fotoğrafını gördüm, gayet keyfi yerinde kız görünüyordu. Kız arkadaşını yani paylaştı fotoğrafı. Gayet keyfi yerinde evet, gözüküyor. Bence de gayet keyfi yerinde gözüküyor. Zaten hapse atıldıktan sonra hala müebbet istemi var hakkında. Ben çıkacağını çok düşünmüyorum ama çıkacağını düşünenler de var. 1 milyon dolar kefalet bedeli teklif etti ve reddedildi. 1 milyon dolar da azmış yani. 1 milyon yani. Dolar da bir şey değil. Yani o adam neler kazanıyor biz streamingden. Biz çıkartırız ya 1 milyon dolar. Aramızda para olsa. Beatmaker'lar da iyi kazanıyor. Aynen, o soruya da cevap vermiş oldum. Beatmaker'lar iyi kazanıyor mu sorusuna da cevap oldu bu. Yani Tekashi 6ix9ine hakkında ne düşünüyorsunuz? Müziği hakkında çok göz önünde bir insan olduğu için soruyorum. Ben de beğendiğimden sormuyorum. Sadece ya, merak ediyorum. Düşüncenizi. Evlat olsa sevilmez mi diyeyim, ne diyeyim yani. Adamı sevemedim kanka. Bana çok antipatik geliyor yani. 6ix9ine, o tayfa yani. O Trippy Red, Lil Yachty. Onların hiçbirini sevmiyorum yani. Sen Art. Yani benim bunu söylememe bile gerek yok. Ama şöyle bir şey var. 6ix9ine'in karakteriyle ilgili böyle birkaç şey duydum. Mesela hiç böyle... Gringo'dan. Evet evet. Hiç body bir tane hikaye vardı ya. Onu anlatamam ya. O hikayeyi anlatamam da. Yani şöyle, çok şaşırdıkları bir şey vardı. Almanya'da bana anlatılan hikaye. Yanında hiç güvenlik, bodyguard hiçbir şey yok mu? Sadece menajeriyle beraber. Ve üstünde başına... o kadar para. Evet öyle takılıyormuş. Tekashi 6ix9ine hakkında şöyle bir şey var. Bir de... yeni jenerasyonun Slim Shady'si gözüyle bakılıyor. Hayır ilk ya. Çıktığında bence de hayır.
Eminem'in de nefret medyadan, medya tarafından nefret edilmesi, bir yandan da şarkılarında çok fazla sağa sola geçirmesi gibi şeyler 6ix9ine'da da olduğu için birazcık rap sayfaları yeni nesil Slim Shady diye paylaşımlarda bulunuyor. Yani bence yetenek olarak ama çok farklı yerlerdiler. O yani yeni o Slim hikaye... Shady, yeni Slim Shady olması için White America gibi bir parçası parça yapması lazım. Evet, yaptım, evet, yapmadım. Çok farklı olmuş ama ben orijinal bir kardeşimiz olduğu evet. için saygı da duymuyor değilim. Saygı duyuyorum, ben öyle söyleyeceğim yani. Çok orijinal. 9 şarkı 9 Billboard hiti. Bu da çok garip geliyor bana. Yani o dövmeleri yaptırmak bile büyük fedakarlık ister. Evet, geri dönüşü yok yani. Şimdi face yaptırır tattoo. Mısın Efe? Hiç face tattoo düşünüyor musun Fero? Face surat, mi? Yüz dövmesi. Yani onu biraz banka hesabım belirler. Dersem ki hiçbir şeye gerek yok bu saatten sonra düşünebilirim. Beyaz yakaya geri dönmeyeceğim garantisi. Yani bilmiyorum şimdi Efe. Bu hayat belli olmaz. Evet böyle. Peki sizce herkes farklı bir şey diyebilir. Sizce Nicki Minaj mı Cardi B mi? Hmm. Çok merak ediyorum sizin doğru cevaplarınızı. Kavgada mı şarkıda mı? Kavgada. Kavgada Cardi B. Her ikisinde de Cardi B diyorum. Yeah. Bugün... Cardi B diyorum ben. Ben de Cardi B diyorum. Kavga da kesin Cardi B canım. Kavga da Cardi B de. Yani nerelerden ya. Gelmiş? Ama yani bir yandan bir yandan da Nicki Minaj'ın Monster verse'ünü unutmayalım evet. ya. O, evet. o yılın en iyi verse seçilmişti o. Gerçekten evet. çok üstün. Canım aynen mesela. O kadar da böyle dimdirek Cardi B diyemem. Money çok iyi benim. Son çıkan şarkılarından. Money evet burada çalamıyoruz çünkü çok çok küfür var. Kavga da kesin Cardi B ama çok zorluklardan evet, gelmiş. Bence. Ne kavgalar vermiştir o bu zamana kadar yani. Diplerden gelmiş. Ama izlenmez mi? Bir şey diyeceğim, başka sorun var mı efendim? Var. Magazin gündemine. Var var var. Şöyle tatlı bir yorumunuzu, soru değil aslında da yorumunuzu istediğim bir durum daha var. Eminem'in geçen sene yine en fazla albüm satışı yapan rap sanatçısı olması sizler için ne hissettiriyor? Ne düşünüyorsunuz Kamikaze albümü hakkında? Yani. Birçok rapçiyi de etkiledi. Kim bence kim başlasın? Bence Killshot Kamikaze albümündeki bütün şarkılardan daha güzel. Her anlamda. Ben Lucky You'yu beğeniyorum. Lucky You da çok güzel parça. Evet. Lucky You güzel aynen. Evet. Fall mıydı o? Fall diye bir şarkısı evet, var. Evet. Fall da güzel. Venom'u seviyor musunuz? Bence tutmasının sebebi de abi o adam birkaç jenerasyon boyunca başarıyı elde etti ya. Hı-hı. Ya şu an albüm satması hiç o kadar şey ilginç bir durum değil bence yani. Bu sene nasıl bir programdı sizin için? Benim de ilk deneyimimdi bu arada radyo konusunda. Ama ben cidden sizinle yaptığım için çok keyif aldım. Ben sizi de çok seviyorum normal hayatlarımda. Teşekkür ederim. Ben de seni bazen sevmediğim zamanlar oluyor ama biliyorsun. Ben genelde seviyorum. Sen Berkcan'ı mı? Ya sizin kadar eski tanışmadığımız için henüz çok bir sıkıntımız olmadı yani. O yüzden çok teşekkür ediyorum kendisine bizi buraya çağırdığı için. Ben cidden böyle bir arşiv niteliğinde bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bundan 10 sene sonra açıp beraber gülmeyi de umuyorum. Burada bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey. Artık radyolarda da Türkçe rap'i çalan ilk insanlar biziz yani. Ben bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki de. Ben dediğim gibi beğendiğim bir şarkım var. O şarkıda bir sistemim vardı bizi radyolarda çalmıyorlar diye. Bunu bu şekilde yayınlayacağım ama insanlar bilsin ki ben bu şarkıyı bu yayından çok daha önce yaptım. Evet. Şimdi sadece bunu söylemek istedim yani. Çünkü sen yoksa topa tutulacağım. 19'da umarım çok daha fazla Türkçe rap çalar ve radyolarda biz de daha fazla dinleriz ve daha fazla kitlelere yapmak istediğimiz şeyi daha iyi ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Yani artık tam anlamıyla mainstream olmuş olacak yani radyoda da çalarsa. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün Virgin Radyo'da çok güzel bir yayın yaptık. Hep izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Twitch'teydik. Twitch'te de izleyen herkese teşekkürler. Teşekkür ederiz abi, sağ ol. Cidden çok keyifliydi. Hepinize geldiğiniz için, beni kırmadığınız için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Virgin Radyo bize böyle bir olanak sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Şimdi standart... Nada Fodum magazin otomatik zikzava. Noise get it knol roll smoking paper üf kafa Leyla. Yaptığım işe çok mutluyum ve siz de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı çok evet, teşekkür ederim. Türkçe rap camiasına katkılarından dolayı bu kardeşimize gerçekten eyvallah, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Koal dostum. Abi beni de alacak mısın? Ben de dövme yaptıracağım. Ben de dövme yaptıracağım. En az iki sene Ankara'da fakir yaşaman gerekiyor. Çok zor, en az iki sene Ankara'da fakir. Aynen. İki tane koal dövmesi yapan bir Berkcan'ı daha. Bir tanesini